Ekonomi gündeminden gelişmeleri, notları sizlere aktaracağız. Kara pazartesiye uyanmıştı piyasalar. Biliyorsunuz ABD borsalarındaki düşüş dünya borsalarını da peşi sıra sürüklemişti. 4 trilyon dolarlık bir kayıp söz konusuydu. Toparlanma çabaları oldu hafta içinde ama bu çabalar çok cılız kaldı. Ve cumaya geldiğimizde acaba kara cuma mı yaşayacak piyasalar şeklinde uyandık. Çünkü ABD borsalarında %4'leri aşan düşüşler vardı. Çöküş devam etti. O toparlanma çabaları cılız kaldı. Avrupa borsalarında açılışta %2'lerin üzerinde düşüşler gördük. Keza Asya borsalarında da yine %3'ü aşan düşüşler, hatta Çin borsasında dibe vuruşları izledik. ABD hazine tabirlerindeki hızlı yükseliş hisse senedi piyasalarını girdabı altına alıyor. Dolayısıyla dolar da bir yandan değer kazanırken bir yandan ABD hazine tahvillerinin 4 yılın zirvesinde olması piyasaları geriyor. Özellikle borsaları geriyor. Dolar değer kazanırken kotasyonlar 3.81'in üzerinde, 3.82'ye yakın ve Borsa İstanbul'da da düşüşler %1'in üzerinde şu anda. 113 bin seviyesinde seyir devam ediyor. Dolar güç kazanırken uluslararası piyasalarda, altında da 1315 dolara doğru bir düşüş var. Keza en iyi haber, petrol fiyatları 65 doların altında. Peki bu düşüşler devam edecek mi? Dolardaki değer kazancı sürecek mi? ABD hazine tahvillerindeki yükseliş nasıl bir risk oluşturuyor? Bütün bunları soracağız. İntegral Menkul Değer Araştırma Uzmanı, Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu bizimle birlikte. Merhaba diyelim. Haftanın son iş günü yine piyasalarda dalga boyu arttı. Merhaba. Bu ABD hazine tahvillerindeki yükseliş niye etkiliyor borsaları? Önce isterseniz onu bir anlatalım. Dolar niye değer kazanıyor ve bu kazanç devam edecek mi? Borsalar daha da çöker mi? Dünyadan bahsediyoruz. Evet, oldukça çok sert sorular bunlar Ebru Hanım. Hepsine yanıtlar verelim. Yani Amerika'da bir şu anda 2018 yılı için bir bütçe var. O konu üzerinde bir türlü anlaşılamıyor. O bütçenin en büyük esprisi şu: çok ciddi açıklar var. Yani bütçe öyle bir bütçe ki sürekli federal hükümet harcamaları yapılacak ve bunların da sonunda da bütçede de çok ciddi açıklar oluşacak. Bu açığın oluşmasına yönelik spekülasyonlar işte içeride tahvil faizini de yukarıya doğru ittirdi. 2.86'lar, 2.85'ler önemli yerler. Bayağı da çok çok uzun yıllar önce oraya ulaşmıştık. Yani herkes bunun böyle FED'le ilgili bir durum olduğundan söz ediyor ama aslında öyle değil, bütçe açığıyla ilgili bir durum. Tabii faizin yükselmesi her zaman varlık fiyatları üzerinde de önemli bir stres yaratan önemli bir şeydir. Bizde de mesela içeride faizler yükseldiğinde hisse senedi üzerinde bir stres yaratır. Önemli olan, yüksek faiz olmasından söz etmiyoruz. Faizin sürekli yükseliyor olmasından söz ediyoruz. Mesela faiz yükselir ama uzunca bir süre o yükseldiği seviyede sabit bir şekilde ve yatay hareket eder. Bizdeki gibi. Biz mesela %12'lere geldik. %12'lere yükselirken bir hasar oluştu. Ama uzunca bir zamandır 12'de sabit bir şekilde hareket ediyoruz. Ve bu esnada da endekste %50 gibi falan ralliler yaşadık. Bu kadar şey yapmaz. Ama o tarafta çok hızlı bir yükseliş var. Soluksuz bir yükseliş var. Bu tabii 2.40'lardan sonra biraz stres yarattı. 2.40 oldu 2.50, 2.50, 2.60 falan bu şekilde bir tempoda hareket ederken bir yerden sonra artık ipler iyice koptu. Satışlar var. Şimdi sanıyorum orada bir denge arayışı daha da sürecek. Yani böyle bir hava var. Biz bunu ilk başlarda bir realizasyondur herhalde şeklinde algıladık. Yani biraz ucu çok fazla aşırıya kaçmış bir realizasyon olarak algıladık ama yani bu kadar sert hareketin ardından tabii ki bir denge içerisine oturması biraz zaman alacak. Biraz daha S&P endeksinde mesela daha fazla aşağıya yönelik, yani bir %3 gibi bir yer daha var. 50 haftalık ortalama var mesela. Oraya kadar bir düşüşler olabilir. Bizi de etkileyecek tabii ki. Çünkü ABD endeksi bir dünya endeksidir. Ve orada ardı ardına yaşanan %3'lük, %6'lık düşüşler
her zaman herkese etkiler. Bizi de etkiliyor. İşte biz de çok hızlı bir şekilde aşağıya indik. Bizde de 112 bin, 113 bin aralığı çok çok önemli bir yer. Bu seviyenin üzerinde eğer tutunursak yukarı yönlü tepkilerimiz olacak. Ama yapamazsak da orada yine 110 binin de aşağısına yönelik düşüşler olabilir. Şu anda çok hoş bir yani çok hoş günler yaşadığımızı söylemek yani aslında zor. Yani ABD hazine tahvilleri hem bütçe hem de FED nedeniyle yükseliyor. Dolayısıyla para faizde ve sürekli bir yükseliş var. Para da oraya dönünce biraz da doları da bu yükselişte etkiliyor. İçeride de gelişmekte olan piyasalarda da kurda da baskı yaratıyor. Zaten faizler yükselince şirketlerin maliyetleri de artacağı için hep borsalarda baskı oluşur. Bu da tüm dünya borsalarını içine alıyor Amerika'dan başlayarak. Tabii. Diyorsunuz. Burada tabii... yani şunu söylemekte fayda var orada. Dolarda çok sert bir yükseliş yok dikkat ediyorsanız. Yani dolar endeksinde bir tepki aldık. Yukarı yönlü hafifçe bir yukarı tepki aldık ama şu anda mesela öyle aşırı bir güçlenme yok. Bu aslında çok normal bir hareket çünkü ABD tahvilini satıyorlar. Yani tahvil faizinin yükseliyor olması tahvil satıyorlar. Bunun anlamı da şu. Dolardan bir çıkış var aslında. Yani dolar çok fazla tercih edilmiyor şu anda. O nedenle doların bu güçlenmesi de çok zayıf oluyor. Hatta bugün mesela zayıf bir seyir var. Bu bizim için iyi bir şey aslında. İçeride en azından kur üzerinde çok yukarı yönlü sert bir baskıya sebep olmuyor. O yüzden izliyorsanız böyle 3.80'in üzerinde kur bir yukarı yaptı dün. Bugün yine sakin bir seyir var. En azından o bizim için bir şans. Petrolde İran dün yaptığı üretimi arttıracağını ilan etti. O yüzden bir düşüş var. Orası da onu da ifade edelim. Çok teşekkür ediyorum. Günün diğer yarısında kolaylıklar diliyorum. İyi hafta sonları. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu bizimle birlikteydi. Gün ortasında yorumları aldık. Evet, çok parlak bir piyasa gündemi yok gördüğünüz gibi. Hareketler de haftanın son iş günü çok parlak değil. Özellikle borsalarda yorumları aktarmış olduk. Akzirve